Efendim bu arada dün söylemiştik, bugün bir uzman doktoru alacağız demiştik. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esra Tansel hanımefendi birazdan bizlerle birlikte olacak. Özellikle aşıyla alakalı, virüsle alakalı ve virüsün mutasyonuyla alakalı kendilerine hocamıza bir sorumuz hazır mı şu an hocamız? Peki bir kez daha tekrarlayayım. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esra Tansel hanımefendi şu an görüntümüzün diğer ucunda. Hocam hoş geldiniz. Evet, sesini alamıyorum hocam. Arkadaşlardan rica edeyim içeriye ses versinler. Hocamızı da duymuş olayım. Hocam sesimi duyabiliyor mu acaba? Esra hocam. Ben sesini duyuyorum. Evet. Arkadaşlardan bir kez daha rica ediyorum. İçeri biraz ses versinler. Hocamın sesi çok az da olsa geldi. En azından irtibat kurabildik. Öncelikle yoğun çalışmalarınız arasında derstesiniz. Onu da biliyorum. Bize zaman ayırdığınız için hocam size çok çok teşekkür ediyoruz. Sesim geliyor herhalde. Geliyor. Şu an duyuyorum hocam. Evet. Hocam Profesör Doktor Esra Tansel. Peki hocam şimdi biz tabii bu konuda televizyonlar, gazeteler, sosyal medyada herkes doktor olduğu için, herkes uzman olduğu için birçok şey duyuyoruz. Fakat işi bir de aslına çevirmemiz gerekiyor. Gerçek uzmanlara sormamız gerekiyor. Bu noktada aşıyla başlayalım isterseniz. Şimdi Türkiye'ye aşı geldi ve yaklaşık olarak 25 milyon insanın aşı yapılması bekleniyor. Çin'den olmasıyla beraber bir tartışma ortaya çıktı. Biz direkt size soralım, bir uzmana soralım. Aşı gerçekten işe yarayacak mı ya da Çin menşeli olması problem olacak mı? Şimdi aşılar Çin menşeli ya da Amerika menşeli olması çok fazla bir fark etmeyecek. Aşılar kesinlikle işe yarayacak. Çünkü bu salgından kurtulmamızın yollarından en önemli basamağı toplumun aşılanması. Yani toplumu bağışık hale getirmek. Tabii biz aşılandıktan sonra muhakkak maske, mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz. Aşının İngiltere'den, Amerika'dan nereden geldiği çok da önemli değil. Bize Çin'den gelecek olan Sinovac aşıları, inaktif aşılar olarak bildiğimiz aşılar. Dolayısıyla biz bu aşıları önceki yıllarda zaten grip aşısı bu yöntemle üretilen aşılardı. Bizim deneyimlediğimiz aşılar ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar, yani Çin'den gelecek aşıların üretim teknolojisi inaktif aşılar dediğimiz bir teknoloji ve %90-95 oranında koruyuculuk sağlanıyor. İki sefer yapmak gerekiyor. Firmanın önerdiği ve bizim de Türkiye'de de zaten gönüllü popülasyonlarında fazüç çalışmalarında denemeler var. Önerilen 0. ve 14. günlerde iki kere aşı yapıldıktan sonra bir ay sonra koruyuculuğun oluşacağı gösterilmiş yapılan çalışmalarda. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ya da İngiltere'deki aşılarda farklı bir teknolojiyle üretilen aşılar. Onların da koruyuculuğu yüksek. Ancak bu İngiltere'de ve Amerika'da kullanılan aşılar messenger RNA teknolojisi dediğimiz farklı bir teknolojiyle üretilen aşılar. Şu ana kadar hali hazırda kullandığımız aşılar içerisinde o teknolojiyle üretilen bir aşı yok. Onların da koruyuculuğu %90-94 civarında. Dolayısıyla bizim bu salgına bir şekilde dur diyebilmemiz için bir an önce gelen aşılarla halihazırda deneyimlediğimiz aşılar olduğu için de inaktif aşıların bir dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Bir an önce aşılanmamız gerekiyor. Yan etkileri olacak mı hocam? Onu da soralım. Yani en azından yüzde oranda hani %2, %3 oranında bir yan etki söz konusu mu aşıda? Tüm aşılarda aşı yapıldıktan sonra işte grip benzeri sendrom, baş ağrısı, halsizlik, genel vücut kırgınlığı ya da aşı yapılan bölgede bir reaksiyon olabilir. Çok ciddi bir reaksiyon, hani hayatı tehdit edici reaksiyonlar olduğu gösterilmemiş. Dolayısıyla FDA'de zaten onay verdikten sonra çok ciddi bir reaksiyon beklemiyor. Peki. Hocam İngiltere'de şimdi koronavirüsün mutasyon geçirdiği, hatta buna da bir isim verdiler. B117
anladığımız kadarıyla isimlendirmeye çalıştılar. Mutasyon geçirmesi aşı üzerinde etki noktasında bir sorun oluşturacak mı diye soralım. Ya şu anki çalışmalar, şu ana kadar gördüğümüz durumlarda aşı zaten bu S proteini denen vücuda bağlanan kısmında birkaç bölümüne karşı aşı yapılıyor. Dolayısıyla sadece hani virüsün bir yapısına karşı oluşturulan aşılar değil, mutasyona uğraması virüsün beklenen bir şey. Koronavirüslerde hani bu olabilecek bir şeydi. Yani dünyada ilk defa görülmüş bir şey değil. Dolayısıyla mutasyona uğraması bunun aşıdan kaçacağı, aşının korumayacağı anlamına gelmiyor. Dediğim gibi aşı polikalonal dedik. Yani bu proteinin birkaç oluşturulduğu için dolayısıyla aşılanmayla biz yine korunacağız. Yani aşılan hani bu mutasyona uğramış kuşun daha ağır bir hastalık yapacağına dair bir öngörü yok şu an için. Peki. Son olarak izleyicilerimize ne tavsiye edeceksiniz bu dönemde hocam? Kış ayları gelmeye başladı. Haliyle gripte olduğu gibi vücut direnci belki de kış aylarında düştüğü için siz daha iyi biliyorsunuz ama biraz daha düştüğü için herhalde COVID-19 etkisini daha fazla göstermeye başladı. Böyle de devam edecek aşı oluncaya kadar muhtemelen. İzleyicilerimize bu noktada neler önerirsiniz? O şekilde değil. COVID-19'un etkisi şu anda daha kötü. Hani yazdan ya da geçen seneden daha fazla değil. Özellikle Samsun genelinde daha fazla vaka görüyoruz son 10 gün içerisinde. Bu aralar biraz vaka sayısı azaldı. Bunu da kısıtlamaların kısıtlamalardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Biz yine maske takmaya devam edeceğiz. Yine kendimizi izole edeceğiz. Kapalı ortamlara girmeyeceğiz. Yine el yıkama alışkanlığına devam edeceğiz. Sonuçta bu aşılanacak olmamız da bir rehavet getirmemesi gerekiyor. Dolayısıyla biz izolasyon koşullarını bir müddet daha en azından son ilkbahara kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Belki yaza kadar. Hani bunu da aşılanmamız ve aşılanmadan sonra oluşacak bağışıklığın nasıl olacağı gösterecek. Şu anda bir şey söylemek için erken ama biz bu izolasyon önlemlerine bu şekilde uymaya devam edersek, özellikle şehrimiz genelinde söylüyorum, bir miktar daha vaka sayılarını azaltabiliriz. Kış aylarında hali hazırda havalar soğuk olduğu için daha fazla kapalı mekanlarda bulunuyoruz. Dolayısıyla camı açıp havalandırmadığımız takdirde daha kolay bir şekilde insanlar daha yan yana bitişik vaziyette yaşadıkları için daha kolay hastalık bulaşıyor. Dolayısıyla biz hani normal beslenmemize devam edeceğiz. Belki daha fazla havalandıracağız evimizi. Ev içerisinde de hasta bireyler varsa onu muhakkak bir odada izole etmemiz gerekiyor. Kalabalık hani akraba, dost hepsiyle birlikte bir kalabalık ortamlarda günler vesaire toplu aktiviteler düzenlemememiz gerekiyor. Önlemleri birazcık daha uymamız gerekiyor açıkçası. Hocam son bir soru dedim ama son bir soru daha soracağım. Çok özür diliyorum, zamanınızı alıyorum. Vatandaşlar aktarlardan takviye gıdalar da alıyorlar bu arada. Gerçi biz programlarımızda kesinlikle en azından güvenmediğiniz aktarlardan alışveriş yapmayın ve bilmediğiniz ürünleri çok fazla kullanmayın. Uzmana danışın diyoruz ama sizi yakalamışken soralım. Aktarlardan takviye gıdaları alması vatandaşlarımızın doğru bir şey midir? Ya da doğruysa neler almaları gerekir, neler yapmaları gerekir? Yani hani geleneksel kullandığımız ıhlamurdur ya da devamlı kullandığımız meyveler, bunun dışında çok fazla çıkılmasını istemiyoruz açıkçası. Bazı hastalarda gördük, işte böyle adını bile benim bilmediğim çeşitli otları tüketip geliyorlar ve bunlar karaciğer enzimlerini anormal derecede yükseltiyor. Yani karaciğere toksik, böbreğe toksik ilaç otlar olabiliyor. Birkaç tane otu karıştırarak içildiği takdirde hani bunun bir fayda sağlaması değil, zararı da olabilir. Bunların vücutta nasıl atıldığını, nasıl metabolize edildiğini bilmiyoruz. Açıkçası hani şifa diye bazı şeyleri abartıyoruz. O düşüncedeyim ben. Dolayısıyla normal beslenin zamanında, hani mevsiminde pazarda hangi sebzeler, meyveler varsa onları tüketmek gerekiyor. Bu aktarlarda satılan ilaç otları ya da şeyleri
bitkileri çok gelişi güzel kullanmak taraftarı değilim açıkçası. Zarar çok gördük hastalarda. Peki, çok teşekkürler. Yine ilerleyen günlerde zamanınız olursa hocam sizi ekranlarımızda görmekten şeref duyacağız. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esra Tansel hanımefendi bizlerle birlikteydi. Gerçekten kıymetli bilgiler aldık. Sevgili izleyiciler, sizden de şunu rica ediyoruz. Özellikle işte kış aylarındayız. Efendim, ortada bir pandemi söz konusu. Bununla beraber soğuk algınlığı var. Bazen soğuk algınlığıyla karıştırıyoruz, griple karıştırıyoruz. Mutlaka test yaptırın. Orası bir gerçek. Fakat hangi ilacı alırsanız alın, hangi bitkiyi alırsanız alın, bunu bir uzmana mutlaka danışın. Çünkü enfeksiyona iyi gelecek olan bir bitki böbreğinize iyi gelmiyor olabilir. Siz de böbrek hastası olabilirsiniz. Ya da bilmiyoruz tabii çoğumuz, alt hastalığımızı bilmiyoruz. Ya da ciğerlerinize iyi gelecek olan bir bitki midenize çok kötü geliyordur. Ciğerleri koruyayım derken midenizden, böbreğinizden, hocamızın da bahsettiği gibi karaciğerinizden olabilirsiniz. Bu noktada mutlaka ama mutlaka bir uzmana danışın. Sonra alışverişinizi yapın. Tabii asıl olan sağlık.